Sevgili dostlar, Öğrenmek Hayattır programımıza devam ediyoruz. Her programımızda en az 2-3 tane kitabı sizde tanıştırmak istiyoruz. Kitap önemli. Bilgiye ulaşmanın en temel yolu. İyi ki kitaplar var. Kitapsız bir ev, kuru bir ev gibidir. Kitaplar ruhumuzu besler. Kitaplar bize ufuk açar. Kitaplar bilgi deryasına atılan küçük kulaşlardır. Kitaplar her sabah camdan içeri dolan ışıklardır. Bir de toplumlara ışık tutan, toplumlara yön veren, toplumlara örnek olan, rehber olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi şair, mütefekkir, yazar, Sendikacı Mehmet Akif İnan. Mehmet Akif İnan dendiğinde her zaman içimde böyle bir burukluk olur. Hayatımda bana iki kişi Adem Can diye hitap ederdi. Biri Mehmet Akif İnan, bir diğeri yine rahmetli Abdurrahim Karakoç. Mekanları cennet olsun. Güzel insanlardı. Mehmet Akif İnan kültür Sanat adamı. Şair. Yedi güzel adamdan bir tanesi. Edebiyat adamı. Mücadele adamı. Ve toplumuza ışık olmuş insanlardan birisi. verdiği mücadeleleri bilirim. Sendikal mücadelenin ilk kuruluş safhasında Adem Can. Gelsene bizim altında. O zaman tabii ki biz Türkiye Yazarlığa Birliği'nde görevli olduğumuz için geçememiştik. Akif İnan'ın Yıllarca şiirlerini okuduk. Bize ışık oldu. Umut gazelini okudu. Soyundum. Soyundum çileye dönmemecesine. Bilendim ışıktan gözyaşlarıyla. Acılar umudu doldurur bize. Bir zırha büründüm bu çağa karşı. Bir zırha büründüm bu çağa karşı diyor. Edep senin sabır benim derimdir. Askerler üretir sessiz ve derin. Bayrağa dönüşen alnımdır şimdi. Ellerim ağların mahşer makası. Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası diyor ya. Bu çağa karşı zırhı bilenen adam. Mehmet Akif İnan. Mehmet Akif İnan hayattayken Farklı dergilerde görevler aldı ve daha sonrasında Eğitim Bersen dört tane seri olarak şimdi beşincisini çıkartıyor. Ee, yazar, şair Hıdır Yıldırım'ın büyük emekleriyle, büyük mücadelesiyle muhteşem bir külliyat oluşturmuş. Ben bu külliyatı aldım. Dün akşam Yapmam gereken işler vardı. Onları bıraktım ve Mehmet Akif'in anı yıllardır okuduğum şiirlerini ve Mehmet Akif'in yazdığı yazıları onun hakkında yazılanları birinci cildi neredeyse bitirdim. Bu arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bir mücadele insan nasıl olur? Aynı zamanda bir edebiyat, bir külkür, bir kültür adamı, bir mütefekkir nasıl olur? İşte örneği şair yazar Hıdır Yıldırıma emekler için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kitap olmuş. Tavsiyem herkesin bu kitabı, bu mücadele insanı kimliğini okumasını tavsiye ederim. Rahmetle anıyoruz Mehmet Akif İnan üstadımızı. Toplumlara ışık olmak. Toplumlara rehber olmak. Edebiyatımızın dilimizin anıt eserlerinden biri sevgili dostlar. Bu sene 100. yıl dolayısıyla İstiklal Marşı yılı. Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un, o muhteşem insanın, model insanın, mücadele insanı toplumlara, toplumuza rehber olmuş. İstiklal Marşı'mızı yazan Allah bir daha bu topluma İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua eden, korkma diye başlayıp hakkıdır hakka tapan milletimin istikbal dediğinde arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy. Tabii Mehmet Akif Ersoy aradan 100 yıla geçmesine rağmen hala bize ışık olur rehber oluyor. Bazen şu geliyor. Hocam biz okuyoruz bunu ama bazı kelimeler anlamıyoruz. Öyle mi? O zaman safa okumalarına bir giriş. Ömrünü Mehmet Akif'i adamış güzel bir insan. Mehmet Doğan. De Mehmet Doğan, Türkiye yazarları Birliği Şeref Başkanı benim. Ustam dediğim insan, manevi olarak ağabeyim dediğim kişi ömrünü adadı. Mehmet Akif Ersoy'a, Tacettin Dergahı'na, Tacettin Dergahı'ndaki Mehmet Akif Ersoy evine. Yapmış olduğu çalışmalar, kurduğu vakıf çalışmaları ve güzel bir eser sundu bize Mehmet Doğan. Genç Safahat. Genç Safahat'ta arkadaşlar herkesin anlayabileceği hani bir nevi tabiri caizse Safahat'a bir giriş niteliğinde oluşturan güzel bir kitap yazar yayınlarından çıktı. Tavsiye ediyorum. Çünkü diyor ki Mehmet Akif Ersoy ne eser ne de semer diyor. Ölen insan mıdır ondan kalacak şey eseri diyor Mehmet Akif Ersoy. Bir eşek göçtü mü ondan da nihayet semeri. Ölen insan mıdır ondan kalacak eseri? Bir eşek göçtü mü ondan nihayet semeri. Atalar böyle buyurmuş diye binlerce alın ne tahallükle döker döktüğü bir çareleri. Şu baki hırsına at erdiremem bir türlü sorsalar bence temayüllerin de derbederi diyor. Arkadaşlar yine Mehmet Akif Ersoy diyor ki tek hakikat var. Evet bellediğim dünyadan 50-60 sene gezdimse de şaşkın şaşkın hepimiz kendimizin bağrı yanık ve aşıkıyız. sade ilanı çekilmez bu acebi aşkın diyor. Ve yine burada dostlar Mehmet Akif Ersoy'un herkesin okuması gereken ya da biraz daha safata giriş niteliğinde eserlerin aldığı bir kitap. Mesela burada Cenk Marşı'nı ben defalarca okudum. Hala da okurum, hala da okurum. Yurdunu Allah'a bırakıp çık yola. Cenge deyip çık, vatan kurtula diye başlayan şiiri. En çok, yani hepsini seviyorum. Bunun bende ayrı bir yeri var. Ee, özetle sevgili dostlar, genç safahatı, Mehmet Akif'i hatta safahatı anlama yolunda bir rehber oluşturmuş Mehmet Doğan. Özellikle tavsiye ediyorum bu kitabını. Evet. Model insanlar, örnek insanlar var. Bizim için en model insan, en rehber insan kim? Yani biz insan olarak model insan Peygamber Efendimiz. İbrahim Er, İbrahim Halil Er, Peygamber Efendimizin eğitim metodu. Arkadaşlar eğitim programı yapıyoruz, öğrenme diyoruz ama model alınacak. Model insanlar, peygamberler model insanlardır. İbrahim Halil Er, tarihçi, araştırmacı, yazar, ilahiyatçı, çok gönlü bir arkadaşımız. Televizyon programcısı, bir gönlü insanı. İbrahim Halil'in uzun süre üzerine çalıştığı bir eğitimci misyonu olarak Allah Resulü'nü, peygamberimizi anlattığı kitap, Diyor ya de Peygamber Efendimiz, ben insanları eğitmek üzere gönderildim. Zaten öğretmenlik mesleğini lise bittikten sonra, ben hangi bölümü seçeceğim bilmiyorum, bir kitaptan o hadisi okuduktan sonra ben öğretmen olacağım dedim ve öğretmen oldum. Ben insanları eğitmek üzere gönderildim diyor. Yani bir nevi toplumun değil, insanlığın rehberi ve öğretmeni. Peki insanlığın rehberi ve öğretmeni olan peygamber efendimizin eğitim metodu ney? Nasıl olmuş? Harika bir kitap. Ben özellikle tavsiye ediyorum. İbrahim Halil Eri'de eri yürekten kutluyorum değerli dostlar. Güzel de bir kitap olmuş ama bunun daha da detaylı ve ciltler dolusu yazılması gerektiğine inanıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Kitaplar güzeldi toplumuza. ...rehber olan, ışık olan insanları tanımamız gerekiyor. Şimdi sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuma verimini artırmak. Okumayı daha kaliteli, daha etkili hale getirmek için ne yapacağız? Bunun için dedik ki etkin okuma basamaklarını kullanıyoruz. Yazıyı elimiz aldık. Önce ne yaptık? Göze amaç belirledik. Göz attık, soru oluşturduk, okuduk. Okurken nelere dikkat edeceğiz? Bahsettik, işaretleme dili kullandık ve arkadaşlar... Şimdi yazıların içerisinde öyle kelimeler var ki, aman aman aman, o kelimelere dikkat edin. Pareto ilkesindeki olduğu gibi, yüzde %20'ye 80 kuralında olduğu gibi, hatta ondan böyle daha da önemli diyorum onun daha detayı, yön kelimeleri var. Bu kelimeler o kadar çok önemli ki dostlar. Şimdi kitabı aldık elimize okumaya başladık. Gayet güzel. Okuyoruz da okuma esnasında o kelimelere geldiğimizde dikkat edin o kelimelerden sonra yapılan açıklamaları kesinlikle kaçırmamanızı istiyorum. Yani olayı biraz daha şöyle anlatacağım sevgili dostlar. Yazıyı elimize aldık. Yazıyı elimize aldık okuyoruz. Okuma esnasında karşımıza bir kelime çıkıyor ki o kelimeden sonra son derece önemli bir açıklamalar dikkat edin. Nedir bunlar? Şimdi bakalım. Yazıyı okuduk. Geldik. Bir yerde diyor ki konunun ana fikri diyor. Bakın, konunun ana fikri diyor. Konunun ana fikri dediğinde sevgili dostum, o zaman ne oldu? Önemli bir açıklama geliyor. Biz buna yön kelimesi diyoruz. Peki yön kelimesi bir tane mi? Hayır. Bizim çıkarttığımız şu ana kadar 30 civarında, ata 40 civarında ben yön kelimesi var. Sevgili dostlar, öğrenciler özellikle buraya dikkat edin. Okuma esnasında yön kelimelerinden sonra gelen açıklamalar biraz onun bu farklı bir örneğini vereceğim. Açıklamaları asla kaçırmayın. Çünkü bundan sonra yapılan açıklamalar işin özünü verir. Çünkü yön kelimelerinden sonra yapılan açıklamalar sınavlarda karşınıza soru olarak çıkar. İstisnasız bu konuda ciddi bilimsel çalışmalar var. Evet nedir bu anahtar kelime? Okuyorsunuz ya da ders çalışıyorsunuz. Zaten yazan kişi de bir nevi öğretmendir düşünün. Konunun ana fikri der bir açıklama yapar. Dikkat edersek burada önemli olan daha önce belirtildiği gibi başlıca bu cihetle bu sebeple can alıcı noktası kısaca genellikle bilakis anlatır, anlatır ki aksine yazı gelir 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 gelir. Hasseten, bak burada vurgulanan hemen peşinden bir açlama gelir. Binan Ali katiyen mutlaka yap ya da yapma gelir der ki bak bu sebeple püf noktası ne biliyor musun? Ya da püf noktası bu. Böylece görülüyor ki şunu unutmayalım. Buradaki hassas nokta çoğunlukla özet olarak, özet olarak zaten olay bitmiş sonuç olarak her zaman. Tam tersine hususeten böylece kesinlikle asla muhakkak ki. Bunlar sevgili dostlar anahtar kelimelere bizi yönlendirir. Anahtar cümlelere yönlendirir. Yön kelimelerinden sonra mutlaka ve mutlaka önemli bir açıklama geliyordur. Ve diyoruz ki mutlaka yön kelimelerinden sonra gelen kısmı gördüğünüz anda yön kelimelerini anında işaretleyin. Ve size çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu yön kelimelerinden sonra gelen açıklamalar sınavlarda karşınıza soru olarak gelecektir. Ve bu kısmı yaklaşık olarak... Ben 30 yıla yakındır bu eğitimleri veriyorum. 27 yıldır profesyonelce yapıyorum sevgili dostlar bu çalışmaları. Hatta 28 yıldır profesyonelce bu eğitimleri veriyorum. İstisnasız etkin okumayı ...1996'dan beri 25 yıldır anlatıyorum. Ve öğrencilere diyorum ki... ...tabii o zaman bu kadar detaylı değildi. Çok daha basitti. Şimdi hala öğreniyorum ve geliştiriyorum etkin okuma kısmını. Şu öğrencilere şunu söylüyorum. Diyorum ki sevgili dostlar, bakın arkadaşlar... ...kitaptaki ya da eğitim notlarındaki... ...ya da burada bahsettiğim... ...anahtar, buradaki yön kelimelerine dikkat edin. Gerekirse bunu bir fotokopisini alın. Ama benim tavsiyem fotokopisini almayın. Bir kağıda alın elinize, kalem alın yazın. Ve yazdığınız bu yön sözcüklerini ders çalışırken masanızın karşısına yapıştırın. Burada dursun. Ders çalışmadan önce bunlara bakın. Hatta bir örnek daha veriyorum. Bu yüzde garantilidir arkadaşlar. Bak muhteşem bir teknik. Buradaki yön sözcüklerine bakın. Derse gittin ve öğretmeni dinlemeye başlayın. Öğretmeni dinleyin. Deyin ki ben öğretmeni dinliyorum. Öğretmeni dinlerken kullandığı yön sözcüklerine dikkat edeceğim deyin. Diyelim ki öğretmen o anda sonuç olarak dedi. Ah oh, hemen hoca da. O sonuç olarak dedikten sonra yaptığı açıklamayı tak not alın. Dinleyin. Hoca anlatıyor. Arkadaşlar İşin can alıcı noktası ne? Ne? Evet, can alıcı noktası. Tak not al. Anlatıyor hoca. Gidiyor gidiyor. Arkadaşlar özetlemek gelmiş. Aa özetlemek. Sevgili dostlar. Garantili diyorum ben size. Bunları not alın. Bir kenara yazın. Hatta deftere. Öğretmenler bazıları bilinçli kullanır bunları. Bazıları bilmeden doğal melekesi haline gelmiştir. Kullanır. Öğretmenler ders anlatırken 10 defa kullandıysa bu yön sözcüklerini farklı, bazıları birilerini biraz yoğun kullanır. O 10 tane kullandığı yön sözcüklerinden sonra yaptığı açıklamaların istisnasız, istisnasız diyorum sevgili dostlar, en az 7-8'ini yazılı da soru olarak sorarlar. Deneysel olarak bunu gözlemledim. Şu ana kadar yüzlerce öğrenciden hocam acayip bir şey diyor. Ben bunlara dikkat ediyorum. O anında hocanın diyor, kullandığı yön sözcüklerinden sonra kısmı açıkladı. Ve bize yazılı da soru olarak sordu. Kaçmaz. Tavsiyemiz yazıdaki yön sözcüklerine alışkanlık haline getirin. Yön sözcüklerinden sonra gelen açıklamalara dikkat edin. Ayrıca ana fikir, anahtar kelimelere dikkat edin. Yazının zaten uçarı kaçarı kalmaz. Okuyorsunuz. Okurken neydik? Kim, kimden kime? Buna dikkat edin. Ne, nereden, ne zaman, nasıl, niçin? Harika. Varsa örnekler, benzerlikler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklamalar. Dikkat edin. Peki, yön sözcüğü yaptık. Peki diğer o detayları alırken neye göre alacağız? İşte okumanın hani tabiri caizse pin kodu buradadır. İstediği kadar oğlum kitap oku kızım kitap oku. Daha nasıl okuyacağım? Aha böyle okuyacaksın. Hocam neyine dikkat edeceğim? Aha da bunlara dikkat edeceksin. Başka yok ki. Şimdi mantıken bakın. İst, hangi açıdan bakarsan bak. İster eleştirel bak, ister bilimsel bak, ister düz mantık var, ister temel mantığıyla bak. Nereden bakarsan bak. Hepsinde. Zaten şu açıklamalar varsa ya da şu açıklamalı cümleler, kelimelerden sonra yapılan açıklamaları yakalarsak geriye bir şey kaldı mı dostum? Bitti. Ama daha bitmedi. Dur. Geliyor. Bunlar neydi de dostlar? Yön sözcükleri. Bir de arkadaşlar ana fikri de şey destekleyen, bak ana fikri destekleyen yardımcı işaretler. Bu biz buna kısaca yardımcı sözcükler diyoruz ki bu da son derece önemli. Bak ana fikri destekleyen yardımcı işaretler nedir? Şöyle örnek vereyim bunu. Hatta örneği örnekle vereceğim. Dostlar sürekli ...anlatıyorum. Bir konuyu anlatıyorum. Anlattığım konular mı aklınızda kalıyor... ...verdiğim örnekler mi? Örnekler tabii ki. Dolayısıyla örneklerin... ...özelliği nedir? Bunlar... ...anlamı destekleyen unsurlarda ama... ...örneklerden de daha kalıcı bir... ...etki daha var. Yaparak... ...çözerek uygulayarak yapmak. Zaten en ideal öğrenme yöntemi nedir? Yaşayarak öğrenme. İkinci ideal öğrenme sistemi nedir? Eleştirel öğrenme. İşte sorularla okumak, yazıyı tasnif etmek, işaretleme dili kullanmak, yön sözcüklerine dikkat etmek, yardımcı yön sözcüklerine dikkat etmek daha dur bitmedi geliyor. Okuma, anlama budur dostum. Yoksa sadece benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Olmaz. Detay. Estetik ayrıntıda gizlidir. Asıl detay burada arkadaşlar. Evet. Dostlar. Ana fikri destekleyen yardımcı işaretler. Zaman çabuk geçiyor. Kısaca özetlemeye çalışacağım. Yazı geldi. Ya da hoca daha anlatıyor. Örneğin dedi bir açıklama yaptı. Tamam anında alıcılar açın. Orada önemli bir açıklama var. Bilgi pekişiyor. Benzer şekilde aynı zamanda aşağı yukarı buna ek olarak her zaman oysa bak başka bir deyişle başka bir noktadan bu yolla öyleyse ama lakin fakat yine de yani başka bir noktadan bakmak gerekirse bunun tersine bak şunu da belirtelim. Der ve bir açıklama yapar. Bu sevgili dostlar örnekler, benzerlikler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklamalar bunlar anlam pekiştirir. Yardımcı yön sözcükleri işte yalnız, buna karşın bunlar anlam pekiştirir, anlamı kolaylaştırır. Bu konu güzel bir konu. Ben daha devamını kısaca şöyle söyleyeyim. Devamında anlam değiştiren ekler. Bunlar işin özüdür. Daha sonraki süreçte sevgili dostlar anlam değiştiren eklerden sonra yazıdaki o detayları nasıl yakalayacağız onun ilgili bazı özellikler vurgulanmamız gereken noktalar var. Onları anlatacağım. Daha sonra anlatma, daha sonra tekrarlama faslı var ki onu bir sonraki programda sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi kısaca özetliyoruz. İşaretleme dili kullanacağız. Yön sözcüklerine dikkat edeceğiz. Yardımcı yön sözcüklerine dikkat ediyoruz. Yardımcı yön sözcükler neydi? Yardımcı yön sözcükleri sevgili dostlar burada bize işte örneğin benzer şekilde buna ek olarak aynı zamanda hemen hemen oysa lakin bu yolla bu kelimelerden sonra gelen açıklamalara dikkat edin diyoruz. Eğer illaki yazacaksanız hocam ben yazmadan ders çalışamam diyenler var. Yön sözcüklerinden ve yardımcı yön sözcüklerinden sonra gelen açıklamalar not alın ve dersi onunla çalışın. Hani tabir caizse bilginin uçarı kaçarı kalmaz. Bundan sonraki süreçte sevgili dostlar, yeni programlarımızda etkin okumanın devamını anlatacağım. Öğrencinin sınavda baş belası var. Anlam değiştirmekler. Onlar nedir? Bir sonraki programı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlar sizlerden gelen sorular vardı. Bugün çok fazla sorulara girmedik. Yine sizlerden gelen sorular olursa lütfen sosyal medya hesaplarımdan sorular gönderebilirsiniz. Bibiyan Türk kanalından yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Sizden gelen soruları dilimizin döndüğünce cevaplamaya çalışacağız. Bugün soruları çok fazla girmedik. Zaten bize gelen soruların büyük çoğunluğu hocam nasıl ders çalışacağız? Nasıl kitap okuyacağız? Efendim ders çalışırken bilgiyi nasıl kaydedeceğiz? Daha sonraki süreçte bunları nasıl kullanacağız yönünde sorularımız geliyordu. Zaten onların cevaplarını vermeye çalıştık. Ama Ayrıca yine sizden gelen kişisel sorular var. Onları da yine ilerleyen programlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Okumak, öğrenmek bu kadar basit ve bir kolay değil sevgili dostlar. Evet bir programımızın sonuna daha geldik zannedersem. Evet programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Bugünkü Öğrenmek Hayattır programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Efendim hepinize güzellikler ve gülücüklerle dolu bir gün diliyorum.